Yargının dibinde yatan şey ne de biliyor musunuz? Neden yargılıyorsunuz? Kibirden dolayı. Sahip olduğum her şey Tanrı'dandır. Evet. O zaman neyle övünebilirim ki? Evet. Çok istedim, çok dua ettim, çok koşturdum. Yine de hayır, hayır olmadı, olmadı, olmadı. Ben sonunda dedim ki ya yıllar belki geçti aradan, iyi ki olmadı. <laughs> Sevgili izleyicimiz, bir programımıza da hoş geldiniz. Yakup mektubunu birlikte okuyoruz, çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda bu arada kanal hayatın e, YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın e, ve bizleri daha böyle yakından izleyebilirsiniz, gelen programlardan da haberdar olabilirsiniz. E, yanımda yine Deniz kardeşim var. E, çok teşekkür ederim bana bu programda eşlik ettiğin için. Abi, çok güzel, <laughs> renkli bir mektup. Çok da e, harika şeyler var içinde. Şimdi e, gördük bunun üç böyle temel. Konusu var belki mektubun biri işte konuşmaksa ya da daha doğrusu dinlemek söz dinlemekse ikincisi konuşmak üçüncüsü öfkelenmek o üçüncüsüne geldik artık beşinci bölüme dayandık dördüncü bölümün sonu ve burada biraz öfke konusuna girdik neden insan öfkeleniyor ve Yakup Yakup'un çok güzel bir tespiti vardı bu gurura dayanır kibire dayanır insanın benliğine dayanır ondan dolayı öfkeleniyoruz ne kadar ki kendimize göre haklı olsak da aslında bizde bir bencilik vardır. Bunu kabul etmek lazım, bundan tövbe etmek lazım. Bunu biraz da tarif etti bize. Yani nasıl nasıl tövbe edeceğimizi gördük bir önceki bölüm. Belki onunla ilgili bir şey daha söylemek istiyorsun. Evet, çok gerçekten sade bir dille Tanrının hmm. bilgeliğini açığa vuruyor ve diyor ki eğer kıskançlık bencilik varsa bütün bunlar ortaya çıkıyor. Hmm. Ve Eğer Tanrının bilgeliğine sahip olmak istersek de o cömertçe azarlamadan bizlere veriyor ve bu bilgelik de hayatımıza olması gereken her şeyi sağlıklı Hı -hı. bir şekilde yerine koyuyor. Sadece tek bir koşul var. Hı -hı. O da Tanrı'nın karşısında alçak gönüllü olmak. Hı -hı. Yani kalbinizin sert olmaması, kibire dayalı bir şekilde yaşamamak ama inatçı olmayan bir şekilde Hı -hı. Rab sen daha iyi biliyorsundur diyebilecek bir noktada Tanrı'ya yaklaşıp ondan dilemek ki Rab bizlere bir şeyler katabilsin. Evet, evet. Yani yetkin imandan da bahsediyoruz. Başlık olarak onu koyduk. Çünkü baştan sona kadar, A'dan Z'ye kadar insanın imana nasıl yetkin olabildiğini görebiliyoruz. Yani önce Rabbe güvenmek yüzde yüz, Rabbin sözüne sarılmak, dilimize gem vurmak ve burada da öfkemize de hakem olmak. Ve bu nasıl olur? Alçak benimsemekle olur. Tabii ki burada o zaman ne anladık? ki kibir kötü bir şey. Ama insanlar bunu hen, henüz tam olarak e, kabul etmemiş olabilirler. Bazı izleyicimiz hani kibirin nesi var ki yani? E, gurur kötü bir şey değil ki. Hani gurur duyduğumuz şeyler var sonuçta. İşte milletimiz olsun, bayrağımız olsun, işte ailemiz olsun, çocuklarımız olsun. Yani kibir nasıl kötü olabilir ki? Gurur nasıl kötü olabilir ki? Tabii ki Yakup biraz da bunu bize gösterdi ama hani bilmiyorum sen hiç buna rastladın mı benim bahsettiğimden? Evet. <laughs> evet. İnsanlar gururu çok yanlış kullanabiliyorlar çünkü hmm. gurur kelimesi içerisinde onur barındıran ve işte aynı zamanda karşı tarafa hürmet gösterme, sevgiyi de barındırabilen bir söz olarak karşılanabiliyor. Bu anlamda kabul. Ya tabii hmm. ki ailemizi seveceğiz. Ailemle Tabi gurur duyabilirim. Tabii ki ben topraklarımı sevebilirim. Tabii ki yani insanları bu anlamda sevip e, hürmet gösterebilirim. Onlarla bir anlamda gurur duyabilirim. Fakat gurur eğer Tanrısal boyuttan çok, insani boyuta inerse, hı hı. yani putlaştırmaya yaklaşırsa, aynı zamanda insanın kendisini yüceltmesini veya Tanrı'nın karşısında bir başkasını yüceltme noktasına vardığı noktada hı hı. kibirdir. Hı hı. Yani zararlıdır, inşa hı hı. etmekten çok insana zarar verir ve yıkar. Hı hı. Buranın içerisinden de işte kıskançlık, kötülük, her türlü kötülük ortaya evet, çıkıyor. Evet. Ve burada Yakup net bir şey söylüyor ve bu gerçekten aklımıza kazılmalı. Ne diyor? Tanrı kibirlilere karşıdır. Net. Alçak gönüllere ise lütfeder. Yani Rab'den gerçekten bir merhamet mi diliyorsunuz? Rab'in dualarınızı dinlemesini mi istersiniz? Rab'in gerçekten Rab'e yakın mı olmak istiyorsunuz? Bu alçakgönüllülük şart. Evet. E, kibirse e, kibirle bir yere varamazsınız. Hele Rab'le bir yere gidemezsiniz. Evet. E, o yüzden Yakup birçok yerde yaptığı gibi yine ilerleyen ayetlerde, dördüncü bölümün sonraki ayetlerde ...kibirin bazı pratik örneklerini bize anlatır. Ve bence çok önemli bu. Yani bazen diyebiliriz kibir kötüdür. İyi de Kibiri nerede, nasıl görüyoruz? Birkaç örneğe bak şu anda. İstersen evet. bir okuyalım onun birinci ayetten. Şöyle yazıyor. Kardeşlerim birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da yargılayan kişi yasayı yermiş ve yargılamış olur. Yasayı yargılarsan yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olursun. Oysa tek yasa koyucu, tek yargıç vardır. Kurtarmaya da, mahvetmeye de gücü yeten odur. Ya komşunu yargılayan sen kim oluyorsun? Yani yargılamak belki gün içerisinde e, en basit olarak yaptığımız e, günahlardan biridir, değil mi? Sürekli ama farkında değiliz, hatta buna belki yargılama demeyiz, değil mi? E, ama Yakup şunu aslında göstermeye çalışıyor. Yargının dibinde yatan şey ne de biliyor musunuz? Neden yargılıyorsunuz? Kibirden dolayı, kendinizi çok böyle beğendinizden dolayı kendinizi hep haklı gördüğünüzden ki herkes kendini haklı görüyor. Evet. Hani ben haksızım diyen çok görmedim. Doğru. <laughs> herkes haklı ise kim haksız o zaman? Doğru. Hani öyle bir e, sorun ortaya çıkıyor. Herkes aynı anda haklı olamaz. Ama ne oluyor? Çok yargılayıcı bir insanlar olabiliyoruz. Bir millet demeyeyim her millet öyle aslında. Her insan da öyle. E, yargılıyoruz hemen de e, konuşmaya varız hemen yani her sohbetin içinde herkes biliyorum edasıyla konuşuyor. Evet. E, herkes işte e, bir yani siyasetçilerden tutun işte sanatçılara kadar hep yargılıyoruz. Hep yerden vuruyoruz. Nasıl bu kadar biliyoruz? Nereden o kadar emin olduk? Çok mu böyle bilgiliyiz? Ama hep yargı dilimizin ucunda. Evet. İşte bizim bu nefs dediğimiz o benliğin içerisinden gelen bir şey. Hı. Hı. Çünkü içerisinde kibir ve kibirle beraber üstten bakma, üstten bakmayla beraber kötüleme mahkum etme. Hmm. Çünkü yargılama deyince bazı insanlar şey düşünebiliyor. Yani tamam ortada belli başta yanlışlar var. O zaman buna karşı hiç mi bir şey demeyeceğiz veya yapıcı hmm. eleştirici de mi acaba yargıya giriyor? Fakat işte Yakup burada bir ayrım yapıyor. Kötülemek ve kötülemenin içerisinde mahkum etmek. Hmm. Buradan yargı üstten bakmak, kibirden doğan bir şey. Hmm. Çünkü daha önce de Yakup kitabında yazdığı üzere Tanrı sözü diyor ki, Tanrı'nın bilgeliği yapıcıdır. Hı -hı. Barış sağlar. Evet. Bu inşa eder. Doğru şeylere doğru götürür. Hı -hı. Yargılarsanız ama kötü gözle bakıp kötü konuşup buradan mahkum ederseniz Hı -hı. bu hem size hem de karşınızdakine zarardır. Hani zaten burada İsa Mesih'in sözlerinin yankısını görüyoruz. İsa Matta 7. bölümde zaten ünlü sözlerini okuyoruz orada. Yargılanmayın. Evet. Yoksa aynı ölçüde siz de yargılanacaksınız ki öyle oluyor. Evet. Yani çok yargılayan kişi yeri geldiğinde e, o da yargı görüyor. Çok dedikodu eden kişi. Onun hakkında da dedikodu oluyor. E, i̇ster istemez. E, ama yargılamak gerçekten gün içerisinde sürekli olarak yaptığımız bir şey. Evet. Yani yargı nasıl tarif edebiliriz? Bir anda olayın tümünü bilmeden ama biliyormuş gibi davranıp da ben doğrusunu böyle biliyorum. E, ben hepsinden daha iyi biliyorum. Ben tümünü biliyorum gördüm. Ve orada yargıyı koymak ne kadar gururlu bir şey yani insanın e, kendisine bakmamasını gerektiren bir şey aslında. Çünkü evet. birazcık kendisine dönüp baktığı zaman yargıladığı noktada karşısındakine hata yaptığını görebiliyor. Benim de aklıma Romalılardan sürekli özellikle bu ayeti okuduğum zaman hmm. bir kısım geliyor. Onu okumak isterim kısa evet, bir şekilde. Evet. Romalılar 2. bölüm 3. ayette şöyle yazıyor. Bu gibi şeyleri yapanları yargılayan ama aynısını yapan ey insan tanrının yargısından kaçabileceğini hmm. mi sanıyorsun? Tanrının sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü sabrını hor mu görüyorsun, onun iyiliğinin seni tövbe yönelttiğini bilmiyor musun? Hı hı. Yani bizler aslında bu insanları yargıladığımız birçok noktada aynısını kendimiz yapıyoruz. Evet. Ve yargıç rolünü bu arada kendi üzerimize geçiriyoruz ve karşımızdakini yargılayarak aynı zamanda kendimizi de yargılamış oluyoruz. Hı hı. Aslında psikolojik olarak da bazen neden özellikle yargılamaya meyilliyiz? Biraz da kendi açığımızı kapatmak için. Hani o günahı biliyoruz zaten. Kendimizi yapmışızdır. Evet. Yani... E, kim en çok insanlara yalancı der? Yalan söyleyen kişi. Çünkü tanıyor o günahı, biliyor. Aynı zamanda biraz kendi açığını kapatmak için, herkes onu görmesin. Hemen başka yere işte olsun. çalışıyor böyle yargıyı. Biraz da kendini koruma altına almak için. Yani yargı o anlamda çok sinsi, çok da çirkin bir şey. Ama itiraf edelim ki bunu gün içerisinde defalarca yapıyoruz. Yani olayın tümünü bilmeden hemen konuşuyoruz. Yani. Belki basit örnekler vermek de gerekiyor. Mesela çocuğumuz bir şeyler söylüyor, babam işte bir şeyler söylüyor. Ondan sonra daha onu tamamıyla dinlemeden, oğlum niye bunu yaptın? Hep bunu yapıyorsun. İtiraf etmem lazım ben bunu yapıyorum zaman zaman. Orada duruyorum ben ne yaptın sen diyorum. Yani dur bekle bir olunu dinle. Ne demek istediğini tam olarak e, bir, bir algılamaya çalış. E, Zamanı geldiğinde ben benzerini hatırlıyorum babamdan yaşadığım. E, babam Bana dedik işte şu e, su deposuna büyük bir, bir su deposu vardı evimizde açık bir su deposu. E, girmeyeceksiniz bir iki defa girmişiz yüzmüşüz yani içinde ama onlar içme suyu yani. Girdik babamız iyi yakaladı yapmayacaksın dedi. Günün birinde, e, aradan birkaç gün geçti, babam geldi, bizi böyle ıslak yakaladı, dedi, siz o su deposuna mı girdiniz? Hayır, hayır dememizde, babam aldı bir, bir iki tane, <laughs> vurdu arkamızdan, o da babam hayır, oraya girmedik, başka bir yerden geldik şimdi, babam o kadar utandı, o kadar üzüldü, gitti bir çikolata aldı yedi bizlere, yani... E, ama benzerini ben de yapıyorum. Hepimizi yapıyoruz. Yani duymadan tam olarak olayı, belki eşimizi hemen de yargılayabiliyoruz, komşumuzu. Yani olayın tümünü bilmeden hemen yargıyı koyabiliyoruz değil mi? Bu. Evet. Gerçekten ya, böyle. Acı bir şey. Gerçekten çok acı. Romalılardan bahsettin. Romalılar 14. 15. ayette de bölümlerde de aynı olaya değiniyor. Diyor ki yani imanlara da birbirinizi bu şekilde yargılıyorsunuz. O şöyle evet. içiyor, bu böyle yaşıyor, bu böyle giyiniyor. Sana ne? Ki bu sözü bitiriyor orada e, Yakup 4. bölümde dedi ki, ''Ya komşunu yargılayan sen, kim oluyorsun ki? Hı hı. E sen kimsin?'' Evet <laughs> Aslında ağır bir söz evet. ama ''Sen kimsin?'' Evet Çünkü tek bir yargıç var Evet. ve o yargıç da gerçekten iyi, doğru, hoş görülüyor ve o bize karşı böyle hoş görülüyken ve merhamet gösteriyorken hı hı. sen nasıl oluyor da Tanrı'dan sanki ayrı bir şekilde ve ondan kendini üstün tutarak bir anlamda hı hı. yargıç rolünü üstlenip o kardeşine karşı üstten bakarak onu yargılıyorsun hmm. ve kötülüyorsun, kötü konuşuyorsun ona evet. karşı diyor. Çünkü e, Tanrı iyi. Yargı, yargının belki en çirkin, hani oturup düşündüğümüz en çirkin, ürpertici tarafı bu. Sen kendini Tanrı'nın yerine koyuyorsun. Hmm. Her şeyi bilmiş gibi davranıyorsun. Yargıyı koyuyorsun e, ve yargılamaya belki cezalandırmaya da kalkıyorsun. Sen kim oluyorsun? Yani ürpertici bir şey yani hmm. orada Tanrı'nın yerine geçmeye çalışıyorsun sen. Oysa ki bir yargıç var. Pablos onun söylüyor Romalılar on dördüncü bölümde. Biz hepimiz tek tek onun önüne çıkacağız. Onu unutma. Yani o kardeşleri yargılayan sen olmayacaksın. Hepiniz onun yargı kürsüsü önüne çıkacaksınız. Evet. Ee, tabii ki bir başka örneğine şimdi geleceğiz. O da 13. üçüncü ayetten. Ee, belki bize garip gelecek bu örnek. Hani sürekli yaptığımız bir şey. Bunu nesi günah diyeceğiz? Ama bir bakalım ne diyor bununla ilgili Yakup? Dinleyin şimdi, bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacak, para kazanacağız diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen, sonra yitip giden bu gibisiniz. Bunun yerine Rab dilerse yaşayacak, şunu şunu yapacağız demelisiniz.'' Ne var ki şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. Bu nedenle yapılması gereken iyi şey bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Yani Yakuba göre bu da bir günahtır. Hatta küstahlık dediği evet. bir şey o ağır bir kelime. Değil mi? Kendini beğenmiştik. Evet ama hangi günahtan bahsediyoruz ki? Yani çok mu büyük bir günah bu? Aslında gün içinde belki defalarca yaptığımız. Şunu şunu yapacağım. Oraya gideceğim. Yarın şunu yapacağım. E, bunu yapmakla ne yapmış oluyoruz diyor? Sanki biz biliyormuşuz gibi. Sanki hayatımızı biz yönetiyormuşuz gibi davranmış oluyoruz. Oysa ki yani hiç hayatın e, yarın ki e, yani yarın bir garantisi yok. Kesinlikle. E, bir sonraki nefesi nereden alacağımızı bilemiyoruz. Yani, Rabbin lütfu olmazsa biz bir an bile yaşayamıyoruz. Evet. Ama o kadar eminiz ki, hep konuşuyoruz gelecekle ilgili, ileri geri... Bu da gururun bir parçası diyor Yakup. Hiçbir Kesinlikle Kesinlikle tespit. Ve özellikle imanlılara konuşuyor. Yani bu noktayı Hı -hı. hatırlamak çok önemli. İmanlılara konuşurken diyor ki, siz hayatınızı Tanrı'dan ayrı bir şekilde yaşamak üzere Hı -hı. kuruyorsunuz. Hı -hı. Burada bir yanlış var. Evet. Eğer siz Rab'den ayrı bir şekilde hareket ederseniz, imanlı olduğunuzu Tanrı'nın var olduğunu bildiğiniz halde, Hı -hı. Burada siz kendiniz bir hata yapıyorsunuz ve günah işliyorsunuz. Çünkü yani eğer daha birazcık modern bir dille ben bunu çevirmem gerekirse ki ticaret aynıdır aslında. Bugün şu kripto para birimine işte yatırım hmm. yapacağız. Şu franchise'a hmm. açılacağız. Şu işte içi boş balonun, balonun peşinden gideceğiz de zengin olacağız. Şunlara sahip olacağız. Ama Tanrı var. Hmm. Ve Rabbin sizin için eklemek istediği hayatınızda belli başlı güzellikler var. Yani biz tabii ki demiyoruz ki para kazanmayın demiyoruz Tabii, yatırım yapmayın yatırım demiyoruz. Yatırım yapmayın demiyoruz. Ya bunlar Hı -hı. değil. Fakat buranın içerisinden Tanrı'nın elini tutmak, alçak gönüllü olmak ve bu peşinden gittiğiniz şeyleri Tanrı'dan üstün tutmamak. Hı -hı. En önemli olan bu. Hı -hı. Dediğim gibi Rabbi hayatımıza katmak çok önemli. Hatta katmak yanlış olur. Çünkü Rabbin e, isteği üzerinde hayatımızı örmek gerekiyor. Hani bunu söylüyoruz Rabb'in isteği olsun ama bazen itiraf etmek lazım ki dua ederken şunu aslında diyoruz. Rabb benim isteğim senin isteğin olsun. E ne olur sen böyle bir damga vur üstüne evet de yani tamamdır yani. Ama Rabb diyor ki hayır sen benim isteğimi arıyorsun yoksa senin isteğini onaylamamı mı istiyorsun? Anlatabiliyor muyum? Evet kesinlikle. E Rabb diyor ki benim isteğimi ara ben senin için en iyisini istemez miyim? Baban olarak değil mi? E, olay bu aslında değil mi? Ne diyor? Bugün yarın şunu şunu yapacağız. Sürekli planlar yapıyoruz. Plan yapmak güzeldir. E, tasarlamak güzeldir. Ama her defasında şunu söylemek lazım diyor Yakup. Rabbin isteğine ise o olsun. Evet. Rab dilerse olacak. Rab dilemezse olmasın demek lazım. Gerçekten buna evet diyebiliyor muyuz? Rabbin isteği değilse bu benim kendim için hayal kurduğum şey. Rabbin istediği değilse olmasın diyebiliyor muyuz? Çoğu zaman dua ederken özellikle hizmetimizde hani diyoruz Rab şu binayı istiyoruz bu hizmet daha iyi yürüsün. İşte şöyle bir arabaya ihtiyacımız var ya da işte hani şöyle bir kişiye iş almayı düşünüyoruz ya da hizmete atamak istiyoruz. Ama hep böyle bir dipnot düşürüyorum. Rab senin istediğin değilse lütfen yüzüme kapıyı kapat. Hmm. Senin istediğin değilse lütfen olmasın ben yanlış yollara gitmek istemiyorum senin istediğinden emin olmadan bir adım atmak istemiyorum. Çünkü bu büyük bir hata olur bizim için. Evet. Bunu yapabilmek de işte Tanrı'ya tam bir şekilde güvenebilmeyi. Yani. Tamdan kas belki mükemmel olmasak da Tanrı'ya gerçekten güvenmeyi ve alçak gönüllü olmaya gerektiriyor. Hı. Ve buranın içerisinden biz hareket ediyoruz. Yani dediğin gibi Can abi belki inatçı bir şekilde benim isteğin olsun ve Hı. buradan bazen Rab bırakıyor. Hı. Tamam isteğin olsun diye bırakıyor ve bazen elde ediyoruz bazı şeyleri. Sahip oluyoruz ama Yakup aynı zamanda Sahip olduğumuz şeylerin geçiciliğinden, hayatımızın bir garantisinin o anlamda yani dünyadan beklediğimiz şekilde bir garantisinin olmadığından hmm. ve her şeyin bütün iyiliğin, nimetlerin Tanrı'dan geldiğinden bahsediyor. Bunları hatırlatıyor bize. Evet. Bu yüzden eğer buranın içerisinden övünürseniz günah işlersiniz diyor. Hmm. Çünkü ne için aslında ne neden övünüyorsunuz? Hmm. Açıkça diyor ki aynı zamanda İncil'de sahip olduğum her şey Tanrı'dandır. Evet. O zaman neyle övünebilirim ki? Evet. Evet. Eğer ben ondan alıyorsam bütün iyilik bütün doğru olan şeyler, erdemler ondan geliyorsa ben o zaman neyle övüneyim? Bu yüzden buranın içerisinden de çok temel bir prensip var ve diyor ki Yakup kitabı yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan hı hı. günah işlemiş olur. Diletebiliriz. aynı senin dediğin gibi bazen bazen de Rab tamam diyebilir ama onun istediği değil bu. Hani aklıma Hezekiel, Kral Hezekiel geliyor. Hani artık hayatın sonuna doğru geldiğinde bir hastalığa yakalanıyor peygamber gelip diyor ki sen öleceksin. O da ki olmaz. Rab ne olur? Yalvarıyor, yakarıyor, gözyaşı döküyor. Rab diyor ki tamam. Sana 15 yıl daha ekliyorum. Ama o zamana kadar Rab'be sadık olan Hezekiel kalan 15 yıl içerisinde yolunu şaşırıyor. Rab'den uzaklaşıyor ve bir, bir yani yargı getiriyor ulusu üzerine. Yani e, hatta diyebiliriz keşke Rab duasını kabul etmeseydi. Ha, diletti ama. Benim istediğim olsun dedi ve kötü oldu. Hani belki başka örnekler de var hayatımızda. Benim de hayatımda kişisel olarak hani çok sefer oldu. Hani Rab'den bir şey istediğim, çok istedim, çok dua ettim, çok koşturdum. Yine de hayır, hayır olmadı, olmadı, olmadı. Ben sonunda dedim ki ya yıllar belki geçti aradan. İyi ki olmadı. Hmm. İyi ki olmadı. Çünkü Rab daha başka şeyler yapmak istedi. Ve bir şeyler yaparken de çok kez oldu. Rab lütfen senin istediğin değilse olmasın lütfen. Yani emin olmak istiyorum ve emin olana kadar Adım atmayacağım dediğim de oldu çünkü önemli gerçekte hayat gelip geçici. Hani küçük bir yanlış, e, bir, bir yani yanlış dua sonucunda yanlış bir yola girmekle hayatımız bambaşka bir yere gidebiliyor. Evet. Korkunç bir şey aslında evet. oturup düşündüğümüzde. İşte bu yüzden sürekli Rabbin kendi onun ellerine bırakıp aynı zamanda Rab sen lütfen her şeyi yönlendir deyip ona güvenmek gerekli. Çünkü yani buranın içerisinden hatırlamak lazım. Biz samimi olursak kalbimizde, alçak Rab'be yaklaşırsak attığımız yanlış adımları bile Rab düzeltiyor. Hmm. Önemli olan şey inatçı olmamak. Evet. Yani bu istediğimiz şeyi Rab'den üstün tutmamak, bu hmm. olmazsa olmaz dememek. Tamam bir şey isteyebiliriz, Rab'den de isteyelim bunları. Bu güzel şeyler, kötü değil başlı başına. Hatta Encil diyor ki isteyin. i̇steyin. Vurgu yapıyor ve diyor ki istikrarla isteyin hatta. Hmm. Ama inatçı olmayın. Evet. Yani Rab'den üstün tutmayın, bunları ilahlaştırmayın, putlaştırmayın ve bunlar Rab'le olan ilişkinizin arasında bir e, pürüz olmasın. Evet. Yani Rab sana yaklaşmam için ancak bu olacak, bu olmazsa evet. işte daha da fazla seni yapmam bir Bazen onu yapıyoruz şey. aslında, diletiyoruz ve Tanrı'ya şar koşuyoruz resmen. Ne yazık ki. Hani bunu yapmazsan var ya göreceksin. <laughs> ...biz kim oluyoruz bunu yapıyoruz yani... ...o yüzden hani bize belki bu... E, ...konu çok basit gibi gelebilir... ...hani her duanın sonunda ya da her cümlenin sonunda... ...Rab dilerse demek çok mu şart yani... E, ...şart olmaktan ziyade... ...bu yüreğimizin tutumunu sergiler... Evet. ...gerçekten biz Rab'e göre mi yaşıyoruz yoksa... ...aksine kendi dediğimizi mi yapıyoruz ve... E, ...senin de başta söylediğin gibi yani... ...Rab hayatımızın neresindedir... ...eğer sadece böyle bir kenarda... ...destek olarak görüyorsak işte hani e, dualarımı dil, dileklerimi yerine getiren olarak mı görüyorsunuz yoksa hayatımızın merkezinde öncüsü gerçekten ben onu takip ediyorum şeklinde mi görüyorum. E, ve mesela ticaretten bahsediyorum. Bazen imanlar arasında şöyle bir düşünce yaygın olabiliyor. Yani geliyorum kiliseye, ibadetimi yapıyorum, tapınıyorum, e, onalığımı veriyorum ama haftanın kalan günleri benimdir. Rab karışmasın oralara. O benim ticaretimdir. Ben onu ayarlarım ama Tanrı'ya da gelirim pazar günleri. Böyle değil. Ticaretimize de, günlük hayatımıza da Tanrı hem hemen önde olması gerekiyor. O zaman ancak onun bereketini görürüz. Ve karanlığın büyük bir tuzağı var ki burada. Yani özellikle genç insanların hmm. aklına nüfus ettiği üzere. Yani önce ben bir şeylere sahip olayım. Hmm. Yani tamam Tanrı var, iman ediyorum. Mesih ise kurtarıcımdır, Rabbimdir ama öncelikle ben birazcık bir şeyler toparlayayım. Hmm. Öncelikle işte şöyle bir zenginliğe sahip olayım. Çünkü eğer ki ben bunlara sahip olursam paraya, zenginliğe, mala, mülke hmm. daha da fazla yardım edebilirim. Hmm. Daha da fazla yardım elim uzanır. Daha da fazla Uzaktır. şunu yapabilirim. İnanılmaz büyük bir tuzak çünkü hmm. bakın çok basit yani bir denklem var. Biz Tanrının var olduğunu inanıyoruz, tamam. Hmm. Şu da çok basit bir denklem buranın içerisinde. Eğer ihtiyacımız olan şey mal mülk para zenginlik olsaydı, yani bu beni daha erdemli yapacak olsaydı, bu dünyaya barış getirecek olsaydı, hmm. eğer bu beni sevgi dolu Mesih İsa'nın benzerliğine dönüştüren biri olacak olsaydı, hmm. bir öncelikle Mesih İsa'nı kendisi böyle bir hayat sürerdi. Hmm. İkincisi Tanrı bana bugün yarın hemen bunları sağlayabilir, hmm. kolaylıkla. Hmm. Ama hmm. bize yardımcı olan şeyler bunlar değil. Yani evet. gerçek anlamda bizi Rabbin isteğini yapmaya yönelten şeyler, hmm. para, mal, mülk şu evet. kadar güce sahip olmak değil. Eğer ki biz öncelikle, yani öncelik şu, evet. Rabbin yanında kalbimizin alçak gönüllükle, onun erdemleriyle ve sevgiyle Hı -hı. bir pişmesi lazım. Hı -hı. Bir şekil alması lazım. Ondan sonra rabbizlere bizlere evet. bu e, para, mal, mülk, zenginlikle güveniyor. Çünkü bunlar sorumluluktur aslında. Evet, evet. Tanrı'nın karşısında sorumluluk. Kendi... Yakup kitabında yazdığı üzere tutkularımız, şehvetlerimiz üzerine harcamak için şeyler değil. Fakat sorumluluktur. Rabbin hmm. adına daha doğru yaşamak için. Evet evet. Ne demiş İsa? Siz öncelikle, bu bir öncelik meselesi. Elbette ki e, ekmek için çalışacağız. Tabii. E, bu dünyada ticareti yapacağız. Ama siz öncelikle Rabbin egemenliği ve doğruluğu ardından gidin. Rab gerekeni yapacak, sağlayacak, karnınızı doyuracak, başınıza bir çatı koyacak. Öncelikle ama Rabb'e adayın kendinizi. Ve e, Burada yine kibirin tehlikesini gördük. O yüzden küçük gibi görünebilir. Bu nedenle dedi son ayette yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur. Yani Rabbin isteği olsun demek bile çok küçük bir şey. Ama bunu yapmamak bize günah olarak dönebilir. Dikkatli olmak lazım. Evet çünkü <laughs> dediğin gibi cenab her şeyden öte. Yani dış bir ikrar değil ama kalbe yansıyan bir boyutu var bu. Hmm. Yani buradan şeytan ufak ufak bu her ne kadar biz iyi niyetle başlasak da bu isteklerin ardından, tutkuların ardından ufak ufak kazıya kazıya bunu karanlığa, tuzağa doğru çekebiliyor. Bu yüzden yani ağzımızda sürekli Rabbin iradesiyle inşallah demek değil. Tabi diyebiliriz sorun değil ama Rabbin istediği kalbimize bunu barındırmak. Yani evet. bütün dualarımızın sonunda isteğimiz sonuçta Rabb'e yönelik olsun. Çünkü biz tapıyoruz. Yani evet. Rabb'e tapıyoruz. En çok O'nu seviyoruz. Evet. En önemli olan O'dur. Bize her şeyi veren O'dur. Ebediyette de verecek olan O'dur. Ve buranın içerisinden bu bilgiyle iyiliğimizi de istediğini bilerek ona tutunmak, ona güvenmek, her şey bundan ibaret. Evet, amin, amin. Değerli izleyicimiz yine gördüğünüz gibi, kibir çok büyük bir tuzaktır. Rab bizi bundan uzaklaştırmak, kurtarmak istiyor. Ve bazen biz bile farkında değiliz. Ama Rab yüreğimizi bu yönden incelememizi istiyor. Gerçekten neye göre davranıyoruz, neye göre plan yapıyoruz, neye göre hayatımızı diziyoruz? Rab, Rabbi bir kenardan mı tuttuk? Yoksa Rab önümüzden gidiyor mu? Biz mi O'nu izliyoruz yoksa O'nun bizi izlemesini mi istiyoruz? Ee, Müdim, teminim şu ki sizler Rab'bi öne koydunuz ve O'nun ardından yürüyorsunuz. Ee, bunu yaparsanız gerçekten O'nun bereketini hayatınıza görürsünüz.